Sevgili arkadaşlar, artık futbol ekonomisi şu ana kadar yürüttüğümüzü taşıyabilecek ve kaldırabilecek olandan çıkmıştır. Pandeminin de verdiği darbeleri göz önünde bulundurursak, artık bu saatten sonra yüksek faizlerle, yüksek kurlarla bu işi taşımak hemen hemen artık imkansız hale gelmiştir. Biz bunu zaten geldiğimiz zaman gördük ve Mehmet Ekşi Hoca ile beraber buraya çağırdık, huzurlarınıza çıktık ve düğmeye bastık. O günden bugüne geçen bir senede hocanın istekli kararlılığı, üzerine yönetim kurulunun altyapıya önem veren ve cesaretle bu futbolcuların oynamasını isteyen bir başkan ve yöneticileri ve arkasından da buna destek verecek olan sportif direktörle sevgili teknik direktörümüzün varlığı bu işi bizim için daha da kolaylaştırmıştır. Bu saatten sonra bu çocuklara aynı tempoyla, kararlılıkla oyun hakkı, zaman vermek ve de sahalarını yapmak bizim birinci asli görevimiz olacaktır. Bu hem Türk futboluna, hem Türk gençliğine, hem Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne, hem Beşiktaş Futbolu AŞ'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Geriye dönüş yok. Devam edeceğiz. Sağ olun. Bağırarak, çağırarak bu işin halledildiğini ben görmedim. Bu işler konuşarak, gerekli mercilere giderek, eğer masaya vuracaksanız, vurmanız gereken yer basın önünde şov yapmak olmamalı. Ben bundan imtina ediyorum. Ben sadece Beşiktaş camiasına şunu söylüyorum. Ben gerekeni arka tarafta fazlasıyla yapıyorum. Bakın şimdi buradan çıkacağım. Elimde hazırlanmış koca bir dosyayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ve MHK'sine verilmek üzere Beşiktaş'a yapılan zarar ve ziyanları kendilerinin önlerine koyacağım. Gerekenleri de söyleyeceğim. Ben başkaları gibi popülist davranarak televizyonların önüne çıkarak bunu yapmanın Beşiktaş kulübüne faydalı olacağını düşünmüyorum. Aksine zarar verebileceğini de göz önünde bulundurmak zorundayım. Dolayısıyla ben gereğini yapıyorum. Vicdanen rahatım. Camiamın da müsterih olmasını istirham ediyorum. Ve buradan sadece huzurlarınızda herkesin anlayabileceği bir dilden bazı kişilerin, bazı projelerin yürümemesi ve oluşmaması için problem yaratacak tarzda tavır ve tarz içerisinde olma ihtimalini yetkililerin göz önünde bulundurulmasını temenni ettiğimi de beyan ettim. Dolayısıyla burada bunları getirip vereceğim. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla bu saatten sonra da Beşiktaş hakkını aramaya devam edecektir. Eleştiriler zaten biz pandemide kulüp şampiyon oldu. Kimse bize aferin demedi. Dolayısıyla biz buna alışırız. Bünyemiz bunu kaldırıyor. Benim için asıl olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın menfaatleridir. Buradan klavye şövalyelerine taviz verecek tarzda fikrimi, zikrimi ve tutumumu değiştirmeyeceğimi açık açık söylüyorum. Takdiri genel kurul yapar. Genel kurula geldiğimizde genel kurul sevmemişse böyle bir çalışmamızı gereken şekilde cezalandırır. Beğenmişse takdir eder. Beni ilgilendiren genel kurulun takdiridir. Ama ben Beşiktaş Genel Kurulu'nun, Beşiktaş altyapısının ve ekonomisinin düzeldiği bir süreci tercih edeceğinden şüphem yok. Altyapıya önem veren bir başkanın, Mehmet Üstünkaya'nın yarattığı, o dönemdeki ortaya çıkardığı kulübün ne kadar menfaatlendiğini tarihe dönüp bakmakta fayda var. Ha Cihan Bey, başkanımız Galatasaray Lisesi mezunu değil mi? O da senin gibi baskı yemiştir garibim. Allah rahmet eylesin. Emekleri için binlerce kere teşekkür ediyorum biz. Rahmetli başkanımıza. Evet, yola devam. Şimdi çalıştığım arkadaşlarımın ben her zaman sonuna kadar yanında durduğumu biliyorsunuz. Buna Sergen Hocam da dahil. Hiçbir zaman çalıştığım kişileri terk etmedim. Eğer bir yanlışları varsa gerekeni önce ben yaparım. Ama bu arkadaşlarımın son derece başarılı olacaklarına inanıyorum. Artı 2023'ten sonra ekonominin daha da zorlaşacağı ifade ediyorsunuz. Bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde ki doğrudur. Ama hiçbir dönem benim geldiğim 2,5-2 yıl evvelki dönem kadar kötü olmayacak arkadaşlar. Çok şeyi tamir ettik, düzelttik. Beşiktaş'ın ekonomi dahil, idari anlamda dahil, İbralaşma süreçleri dahil, hesap sorma süreçleri dahil, rapor çıkartma süreçleri dahil,
birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumu ama bundan dolayı da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca oturduğunuz koltuk ne kadar kıymetliyse kendinizi o kadar mutlu hissedersiniz. Bana göre Türkiye'nin en önemli, çok değerli koltuklarından bir tanesinde yönetici arkadaşlarımla beraber oturuyorum. Bir spor kulübünün değerinin, marka değerinin özellikle seçim zamanı çıkacak adaylar sayısı ve kalitesiyle çok daha yükseleceğini iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla Mayıs ayında aday olmaya devam edeceğim. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim ve başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Mutlu olabileceğim tek şey, lütfen bütün Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu edenlerin aday olmalarını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde, beşi bir araya gelip de seçim öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projelerini açıklayacak, biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam tekrar böyle bir kulübün başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Ama adayım, devam ediyorum. Söylentiler var, bırakacağım, edeceğim. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Aday olacağım. Karşıma da herkesin aday olarak çıkmasını, Beşiktaş'ta değerli bütün arkadaşlarım çıkmasını istiyorum. Bunlar bana gurur verir. Ama eğer tek başına aday çıkarsam çok üzüleceğimi de, kendimi de eksik hissedeceğimi de, Beşiktaş adına da çok üzüleceğimi de burada beyan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben başkan adayı olacağım. Bunu açıklamadım. Daha önceden bir de bu biliniyor. Bunu tersini söyledikleri için söyleme ihtiyacı duydum. Yapacak çok işim var. 2,5 yıl çok ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Dolayısıyla artık benim de müsaade ederseniz Beşiktaş'ın menfaati için proje uygulamaya devam edeceğim. Göreve devam edeceğim arkadaşlarımdan, hepsinden şu anda memnunum. Çok büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum, lütfen geçen sefer yaptığınız gibi üçünüz beşiniz bir araya gelmeyin. Tek tek. Bekliyorum. Beşiktaş'ın marka değeri için önemsiyorum. Ve onlara saygı duyduğumu buradan da beyan etmek istiyorum. Aday çıkacak kişilere karşı bir antipatim değil, tam tersi sempatim olacağını saygıyla Beşiktaş kamuoyuna da arz etmek istiyorum. Sağ olun. Önceliği oradan yapamadığımız takdirde Beşiktaş'ın da sportif başarısını önemsediğimizde göz önünde bulundurmamız lazım. Öz kaynaktan sonra gelişime açık, hesaplı, henüz doymamış, başarıya aç, hatta gerekiyorsa paraya da aç, futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz ki gelişimini Beşiktaş'ta sağlasınlar ve bize katkı versinler. Ama bir gerçeği itiraf etmek zorundayız. Doğru. Bizim geldiğimiz dönemde biz futbolcu satamadık. Futbolcular bizim elimize geldiğimiz zaman 5 yıllık kontratlar, 4 yıllık almışlardı. Daha 2 yıl, 3 yılları vardı. Yani adama git diyoruz, gitmiyor. Oyna diyoruz, oynamıyor. Çok yüksek maaşlar. O yüksek maaşlara beyler kimse bizim futbolcumuzu şu andaki de oynatamadıklarımızı bile almaya gelmedi. Dolayısıyla bu bir önceki dönemde yapılan transferlerin ne kadar hatalı olduğunu, hem teknik anlamda hem de ekonomik anlamda ne kadar yanlış yapıldığını yeteri kadar göstermektedir. Bizim zamanımızda getirdiğimiz Raşit Gazel futbolcumuzla Rozier'i hatırlayın. Adamları alabilmek için, kiraladığımız futbolcuları getirebilmek için çok emek verdik. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Ama gönderemediklerimizi biz getirmedik arkadaşlar. Bir futbolcuya, bir lig futbolcuya 3 milyon, 4 milyon euro hak etmediği parayı verirseniz, gereken ihtimamı göstermezseniz, o futbolcular sizde 4 yıl, 5 yıl boyunca parayı almaya devam eder. Maalesef arkadaşlar, kötü transferler bedelini ağır ödersiniz. Bir anlık hata, 5 yıl boyunca acı çekmek demektir. Teşekkür ederim, sağ olun. Şenol Hoca bu kulübe 2 kupa kazandırmıştır. Değerli bir hocadır. Avrupa maçlarında başarı sağlamıştır. Bizim için değerlidir. Benim için de değerlidir. Ancak o gün yaptıkları için kendisine minnettarım ve saygıyla anmaya devam edeceğiz. Ama bugün benim hocam,
Önder Karaveli teknik direktörüm. Onunla beraber yola devam ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Diğer konuya gelince yanında koşanlar ya işe yaramıyor diye yani para verdik diye yaramayan kişilerden faydalanamayız. Bunların kararını verecek teknik kadrodur. Maalesef yanında koşan kardeşlerimizden biz hiçbir katkı alamadık. Alamadık. Almaya çalıştık mı? Evet. Douglas'tan almaya çalıştık. Yunanistan'daki maça gelmedi, sahaya çıkmadı. Şimdi biz bundan ne istiyorlar bizden anlamıyoruz. Lens'e aynı şeyler verildi zaman içerisinde, bir şey alamıyoruz. Bırakmış. Siz çok yüksek bir parayla en son dönemlerine gelmiş bir adama anormal para verirseniz onlar gitmezler. Dolayısıyla da gitmediler. Kaldılar. Leyçi'yi ne kadar zorladık. Herkes biliyor. Mustafa Kemal Atatürk ne güzel şeyler söylemiş. Ben diyor ahlaklısını severim diyor. Zekiyi severim. Çevik severim ama diyor ahlaklısını severim diyor. Biz yöneticiler bir hata yaptığımızda bize her türlü şey söyleniyor. Öbür tarafta futbolcular yaptığı zaman ya profesyonel onlar. Onlar profesyonel oluyor. Biz bir türlü başkan veya yönetici olamıyoruz. Buradan kamuoyuna da sesleniyorum. Hocanıza güveneceksiniz, başkanlığınıza güveneceksiniz, yöneticinize güveneceksiniz ve teslim edeceksiniz. Hesap 3 ayda sorulmaz. Bir adam geldi diye 3 gün sonra hesap sorulmaz. Bir adam gönderildi diye 4. gün hesap sorulmaz. Bekle. Sabretmeyi öğrendiğimiz zaman yargılamalar daha adil olacaktır. Teşekkür ederim. Şu anda oynuyorlar. Sözleşmeleri bittiği zaman eğer bu kulüpte kalmak istiyorlarsa, bizim verdiğimiz parayı da kabul ederseler yerleri devam eder. Yani ama ben bugünden benim şartlarımı kabul etmeyen futbolcunun kulüpte kalacağını söyleyemem. Bizim artık ekonomimiz ortada. Bu paraya oynayacaksalar oynarlar. O da biz ihtiyacımız varsa, beğeniyorsak. Dolayısıyla Lerin geçen sene çok katkı verdi. Bu sene de oldukça iyi. Vida abilik yaptı. İyi bir stoper olarak görev yaptı ama daha devam etmesi lazım. Sezon bitmedi. Alınan para 1 yıllık. Aldığımız karşılık 6 aylık olmaz. Parayı kaç güne alıyorsan o güne kadar top oynayacaksın. Ondan sonra da başarılıysan çıkıp gelip talepte bulunacaksın. Bizim işimize geliyorsa vereceğiz, gelmiyorsa vermeyeceğiz. Kimsenin birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok. Yönetici arkadaşlarım gelir misiniz beraber?